Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben ailenizin güzel kuzmanı Sibel Kırbaç. Peki ben neden böyleyim? No makeup, no makeup. Çünkü bugün ben size günlük rutin, yaz, fresh makyajımı anlatacağım ve uygulamalı olarak göstereceğim. Konuşamadım, bozuk Türkçem ve ben. Çok heyecanlandım. İnsan böyle sıfır makyajlı bir kameranın karşısına geçince heyecanlanabiliyor. Şöyle bir şey var, biliyorsunuz hani çok aman aman bir YouTuber değilim ama nihai olarak kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eleştiriler alıyorum. İşte saç rengimden, dudaklarımdan. Hatta geçen gün bir tane videomun altına bir kişi yorum yazmış, konuşamadım. İşte dudaklarını da iyice şişirtirdi falan diye soğuk poliz uygulaması videomu. Oysa ki orada dişlerimde tel vardı. Alt ve üst olduğu için böyle dudaklarım önde önde gidiyordu. O yüzden o videomu izleyip yorum yapan kişiye şöyle sıfır makyajsız halimi de göstermek istiyorum. Benim kaşlarım kendi kaşlarım. Çünkü kaşlarımı sildim. Daha önce kontrol uygulaması vardı kaşlarımda, kalıcı makyaj uygulaması. Onları sildim. Vitaminlerle kaşlarımı yeniden çıkarttım. Aralara kıl tekniği atacağım ama henüz bunun için fırsat bulamadım. Gerçekten terzi kendi söküğünü dikemiyor. Onu yapana kadar kaşlarımı mazur görün. Şimdi şöyle, ben kendime özel bir bakım yaptırıyorum. CR bakımı, pH'la. Çünkü kılcal damar ve kuperoz problemim vardı. O bakımı yaptırdığım için nemlendirici olarak onun devam kremlerini kullanmak zorundayım. Bu da benim pH formüla devam kremim arkadaşlar. Ben her gün rutin makyajıma başlamadan önce, bu gece veya gündüz makyajı hiç fark etmiyor, kesinlikle öncesinde cildimi nemlendiriyorum. Yoğun bir nemlendirici uygulayarak makyaja başlarsanız eğer, gerçekten etkisini gün içerisinde çok fazla bir şekilde görürsünüz. Çünkü normal şartlarda biliyorsunuz ki eğer nemsiz bir ten üzerine makyaj yaparsanız fondöteniniz pul olur, makyajınız çok kısa sürede dağılır, bla bla bla. Normalde ben eğer kışın makyaj yapıyorsam ve gece makyajı vesaire yapıyorsam altına mutlaka bir baz uyguluyorum. Ama yani şu sıcaklarda, Ağustos, Temmuz sıcaklarında eğer fresh bir makyaj yapıyorsanız altına çok baz uygulamanıza gerek var mı? Bence yok. Makyaj altı bazı olarak ben kuru ve hassas bir cildim olduğu için genelde daha parlatan shine primerları tercih ediyorum. Ama tabii bu primerlar size kalmış. Şimdi gözüme sürüyor muyum? Ben normalde kendi devam kremimi göz çevreme uygulayamıyorum arkadaşlar. Ama zaten benim göz çevrem mevcut. Şu an uygulamıyorum ama kış ayında kullandığım bir göz çevrem var. Bazı ürünlere karşı bir dönem ara veriyorum ki cildim bağışıklık kazanmasın diye. Peki günlük fresh makyajımda fondöten kullanıyor muyum? Hayır, fondöten kullanmıyorum. Renkli bir güneş koruyucu kullanıyorum. Zaten gerçekten bir fondöten etkisi kadar etkisi olan Genus markasına ait bir nemlendiricili, güneş koruyuculu bir krem kullanıyorum. Neden demiştim ya CR bakımı yapıyorum diye. Mecburen içerisinde demir oranının az olduğu, paraben olmayan bir koruyucu kullanmam gerekiyor. O koruyucuyu da bundan yana seçtim. Şimdi bu videoyu izleyenler kendisi makyaj mı da makyaj videosu çekiyor falan diyecekler. Tabii ki arkadaşlar, güzellik bölümünde okuyorsanız eğer zaten bir makyaj eğitimi de alıyorsunuz. Ama bu benim rutin olarak hızlı hızlı bir yaptığım makyaj olduğu için kurallar dahilinde şu an bu makyajda ilerlemiyoruz. Yani elle uyguladı, şöyle uyguladı, böyle uyguladı demeyin. Zaten şu an bunu elle uygulamamın sebebi bir güneş koruyucu olmasıdır. Renkli bir güneş koruyucu kullanıyorum ben günlük makyajımda. Ve bunu da doğal olarak elimle uyguluyorum. Eğer elimle ulaşamadığım yerler varsa veya yedirme ihtiyacı duruyorsam da herkes gibi tamponlama yapıyorum. Günlük makyajımda genelde benim merkez içerisinde görenler de fark ediyor zaten. Yoğun olarak cildime bir fondötendir, ne bileyim bir pudralamadır, bu tarz şeyler uygulamıyorum. Nemlendirdikten sonra renkli koruyucumu sürüyorum ve cildimin kurumasını bekliyorum. Cildimi kuruturken bu esnada göz altlarımı birazcık kapatıyorum. Burada yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü makyajımın daha uzun süre kalmasını istiyorum. Bu arada ben çok fazla kapatıcı aşığımdır. Ve yoğun olarak kapatıcı kullanırım. Normalde MAC kullanıyorum. Ve Benefit'in kapatıcısını kullanıyorum. Ama bunu da biri bana tavsiye etti. Ve günlük makyajımda çok ince bazlı olduğu için bunu da tercih ediyorum. Ucunda da zaten süngeri var. Hatta ben de
yeni aldım. Gerçekten böyle birkaç gündür kullandığım bir kapatıcı. Bu arada kapatıcılar normalde yüzün şekline göre kullanılır. Yani şöyle bir hap çizilmesi lazım. Ama ben o şekilde hap çizmiyorum. Şimdi size geçip de öğretici videolar anlatmıyorum makyaj üzerine. Günlük makyajımı anlattığım için bir de gerçekçi olalım. Hangi sabahın köründe kalkıp böyle makyaj yapıyorsunuz ki? Vallahi benim o sabahın köründe kalkıp o bütün kurallarıyla öğrendiğim makyajı yapmaya hiç zamanım yok. Sonuçta fresh bir makyaj yapıyorum. Öyle bir zaman dilimim yok. Yapamam da. Yapan helal olsun diyorum. Kışın yapıyorum ama. Erken kalkıyorum, hazırlanıyorum saatlerce. Özel günlerde, düğünlerde, yemeklerde, çekimlerde yapıyorum ama her sabah rutin olarak şu sıcaklarda kalktığımda bunları yapamıyorum. Yine söylüyorum, yapanı takdir ediyorum. Şimdi ne yapıyorum derseniz eğer, dedim ya bu çok rutin bir makyaj. Gözümün içine ve altına ben kalem uyguluyorum. Çünkü böyle fresh makyajlarda eyeliner tercih etmiyorum. Kalem olarak da ben siyah göz kalemi kullanmıyorum. MAC'in koyu renk kahverengi göz kalemini kullanıyorum. Çünkü siyah zaten benim gözlerim küçük. İyice çekik gösteriyor gözlerimi. Ve rahatsızlık veriyor bana. Gün içerisinde de akma falan yapabiliyor. O yüzden ben koyu rengi daha hani soft ve varla yokmuş arası durduğu için tercih ediyorum. Ben her zaman göz içiyle birlikte gözümün bir tık altlarına da kalem uyguluyorum. Çünkü neden? Gün içerisinde akıyor. Aktıktan sonraki görüntüyü konuşamadım. Çok sevmiyorum. Onun yerine ben gözümün altına kalem çekip onun akmasına fırsat vermeden bir fırçayla dağıtıyorum. Bu arada benim envai çeşit fırçam var. Bunların içerisinde bu iyi olanlar da var, ucuz olanlar da var. Pahalıya alıp pişman olup ucuz olarak kullandıklarım da var. Günlük makyajımda ben kirpik diplerime, üst kirpik diplerime de fırçanın kalanını eyelinermiş gibi şöyle sürüyorum. Bu efekti veriyorum. Bilginiz olsun. Neden bunu söyledim? Ya şöyle iki tane fırça göstereceğim. Gerçekten şu Mastika'nın fırçası. Mastika'nın. Şu da MAC'in fırçası. Yani şuna iyi bir para verdim. Şu da neredeyse Gretis indiriminden 2-3 liraya bir şey aldım ve aradaki fark inanılmaz. Yani şuna verdiğim paraya üzülüyorum. O yüzden fırçalarda evet kıl çok önemli, sentetiklik çok önemli. Ama cildinizde hangisinden verim aldığınız da önemli. Ben genelde fırça konusunda birazcık şeyim. Ben günlük makyajımda eyeliner kullanmıyorum. Far kullanıyor muyum? Bazen. Eğer yoğun bir rimelleme yapmayacaksam kullanıyorum. Yoğun rimelleme yapmayacaksam kullanacağım far da kesinlikle bu herkesin evinde olan olmazsa olmaz The Balm'ın Nude paletindeki ve tek biten farımdır. Şöyle de göstereyim. Bu far, bu yaptığım yanlış. Normal üflememem lazım. Yani olayımız aslında şu. Ama siz bana bakmayın. Şöyle hafif bir far geçiyorum. Bir nevi sabitliyorum. Bir de dediğim gibi kapatıcının etkisini etmiş oluyorum. Böyle. Ardından rimellememe geçiyorum. Rimellememe kullanıyorum. Yoğun siyah. Neden? Çünkü benim kirpiklerim çok kısa. İpek kirpik kullanmıyorum. İpek kirpik kullanmadığım için de rimelleme demek tercih ediyorum. Kirpiklerim iyi geliyor ama bununla birlikte bir de Essence'in, şu an videoyu çeken arkadaşım çok iyi bilir. Essence'in yeşili, evet o sen. Hala vazgeçemediğim yılların rimelidir. Bence benim gözlerime en çok yakışan rimellerden biri. Yani şunları alıyorum, dönüp dolaşıp Essence'e geri geliyorum. Rimelde dediğim gibi benim kirpiklerim çok kısa, çok kısa olduğu için ben bol rimelliyorum. Ama kirpik diplerimi değil, uçlarını rimelliyorum. Daha dolgun duruyor. Zaten bir noktadan sonra kendinize makyaj yapa yapa kendi teninizi, yüzünüzü, hatlarınızı, hangi makyajda neyin size daha iyi geldiğini çözüyorsunuz. Bence ben bu şekildeyim. Alt kirpiklerime de ben makyaj uyguluyorum arkadaşlar. Alt kirpiklerime de makyaj nedir ya? Rimel uyguluyorum. İnsan bir şey yaparken mi konuşamıyor? Zor. Yani onları o kadar eleştirdiğiniz bloggerlarımız var ya. Aha, size az bile laf söylemişler siz onları eleştirirken. Kontürleme yapmıyorum. Zaten sıcakta ne kontürü? Onun yerine dedim ya şu harika birkaç şeylik ucuz fırçam ve ben şu şekilde. Şöyle güzel bir hat çiziyoruz.
kendime makyaj yaparken ve anlatırken zorlanıyorum. Çünkü kurallar dahilinde yapmıyorum. Ama eğer birinin özel bir makyaj yapıyorsam emin olun kurallar dahilinde yapıyorum. Mesela sana, evet. Zaten gerçekten bu tarz işler birazcık el becerisiyle de alakalı. Yaptıkça ve ilerledikçe biliyorsunuz. Yapmaya yapmaya bir noktadan sonra eliniz duruyor. Herhalde şundan bir hala vazgeçmeyen benim. İlklerimizdir. Ama devam ediyor. Elle mi uyguluyorum, fırçayla mı? İkisiyle de uyguluyorum. Genelde fırçayla uyguluyorum ben. Zaten şu fırça da benim çantamda hiç çıkmayan fırçalardan biri. Her şeyi bununla uyguluyorum ben. Fresh dedik. Highlightersız olmaz bence. Ben seviyorum highlighter. Normalde basarım da. Şimdi basmıyorum. Bu arada benim kaşla göz hizam çok kısa olduğu için ben mutlaka highlighter'ımı kaş hatlarıma da uyguluyorum. Bilginiz olsun. Eğer böyle bir mesafeniz varsa sizin, siz de uygulayabilirsiniz. Pınarlara uygulamayı sevmiyorum. Benim göz pınarlarım zaten birbirine çok yakın değil. Hafif böyle burnumun üstüne ve dudak üstüme uyguluyorum. Şimdi şu dudağımdaki değişimi siz de göreceksiniz. Hafif bir highlighter geçtim. Ve benim en yegane bittikçe aldığım kalemime gelelim. Şu güzel kalem. Vay, Rimmel London'ın bir kalemi bu. Bittikçe alıyorum, bittikçe alıyorum. Ben ruju kalemsiz kullanmam bu arada. Çünkü benim dudaklarımda asimetri problemi var. Dolguyla da düzelmiyor. Valla boğazım hiç boş kalmadığı için sürekli yediğim için bozuyorum. Şey var, hani kalemi böyle mi çekiyorsunuz derseniz zaten ben dudak, doğal dudak denginde tercih edip asimetrik problemini iptal etmek için bu kalemi kullanıyorum. Ben bir çerçeve olarak kullanmıyorum. Çünkü rujla hemen orantılanmıyor. Bence güzel oldu. Çok doğal. Çok son. Diyeceklerken yeniden merkezimden tanıyanlar. Sibel Hanım. Biz geliyoruz ama siz hiç öyle makyaj değilsiniz. Günlük makyajımda bu makyajımı artık sadece bazen eyeliner kullanıyorum. Bu arada ben kalemle hafif bir çerçeve yaptıktan sonra nemlendirici özellikli bir rujla geçtim. Üzerine mutlaka mat ruj geçiyorum. Çünkü ben zaten yüzümü highlighterla fazlasıyla parlatıyorum yaz tatili şu sıcaklarda. Dudaklarımın da çok parlaması hoş olmuyor. Bir de dediğim gibi hiç boğazımı hoş durmuyor. Vallahi yiyorum, Allah ne verdiyse nasılsa silimpiye var, zayıflarız diye. O yüzden mutlaka mat bir ruj geçiyorum bozulmasın diye. Ve dudaklarım tak 2 santim, 10 santimden büyüdü. Büyüdü mü? Büyüdü önce de. İşte o incecik dudaklar böyle katın oluyor arkadaşlar. Ki düşünün çok çok özenmedim. Nasıl oldu? Varla yok arası fresh, soft sizce? Bilmiyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Bu normalde benim günlük sabah uyanıp hızlı hızlı ofise gelirken bu sıcaklarda yaptığım bir makyaj. Benim için fresh bir makyaj. Çünkü normal şartlarda çok yoğun makyajlar uyguladığımız için bana göre çok fresh. Tabii kişiden kişiye göre değişir. Bazen şey oluyor, ben de videoları izlerken ben o kadar malzemeyi yüzüme sürsem şöyle olur, böyle olur falan, ben de bir şeyler söylüyorum. Siz de benim aklımda atıp tutabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz bu videomun altına yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalımı ve içeriklerimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer beni seviyorsanız, P'yi seviyorsanız çıkın çıkın da gelin zaten. Gelecek videolarda görüşürüz.